Merhabalar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, büyük küçük herkesin bayılacağı nefis bir karidesli dürüm tarifim var. Bunun için elimde görmüş olduğunuz gibi şöyle 200-300 gram kadar karidesim var. Ona bir miktar tuz, biraz karabiber, hemen çay kaşığı, yarım çay kaşığı diyebilirim miktarları. Biraz pul biber, e küçük bir parça çay kaşığının ucuyla da kimyon ekleyelim. Bir çay kaşığı kadar da sarımsak tozu ekledim. Arzu ederseniz elbette taze sarımsak da normal sarımsak da rendeleyerek ekleyebilirsiniz. Artı 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave edelim. Ve hepsini bir harmanlayalım. Şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Eğer bunları benim de yaptığım gibi siz de daha önceden hazırlar böyle bir kaç saat dinlendirirseniz buzdolabında e, marinesini sosunu çekeceği için baharatlarını çok daha lezzetli olacağını söylemek isterim. Ben öğle saatlerinde hazırladım, akşam pişirdim kızım için. Daha sonrasında gördüğünüz gibi bir e, streç filmle sardım ve buzdolabına kaldırdım. Aynı şekilde sosları da hazırladım. 125 gram kadar böyle 3-4 yemek kaşığı diyebilirim yoğurt. Kendi hazırladığım yazın yaptığım ketçaptan 2 yemek kaşığı kadar ekledim yoğurda. E şöyle bir karıştırdım. Çok az bir yemek kaşığı kadar da normal hazır ketçaplardan sıktım içine. Siz elbette eğer evinizde yapmadıysanız ketçap hazır ketçap kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi malzemeler çok basit, kolay her evde olan malzemeler. Tek almanız gereken karides. Onu da donmuş da alabilirsiniz ya da balıkçınızdan alabilirsiniz. Aynı şekilde sosun da üzerini kapattım ve buzdolabına kaldıracağım. Marul doğrayalım. Mümkünse marulu yıkadıktan sonra lütfen kurutalım bir sebze kurutma aparatında. Biraz maydanoz hazırladım, doğradım. Biraz da yarım küçük bir parçada kırmızı soğan hazırlamıştım. Akşam oldu tabii ki artık. Şimdi hazırlık zamanı, pişirme zamanı. Tavayı ısıttım. İçerisine bir yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı ekledikten sonra karidesleri sıcak tavaya yüksek ısıda ekledim. Ve yüksek ısıda sadece 3-4 dakika kadar kavuracağım. Sürekli karıştırarak ve ters çevirerek karidesleri asla ocak sık olmasın. Eğer e, e, ocağınızın büyük kısmını kullanırsanız, büyük gözünü, çok daha hızlı bir harlı bir ateş olacağından işiniz daha kolay olacak. Karidesler sulanmamalı. Direkt kızarmaya başlamalılar. Sulandığı zaman e, maalesef sertleşir karides ve çok kısa sürede pişer. Görüyorsunuz hemen oldu bile kızardı bile. İki tane lavaş hazırlayacağım. Öncelikle lavaş ekmeğinin arasına morullu koyalım. Şöyle bolca koyarsanız daha kalınca e, dürümleriniz olabilir. Biraz böyle semizotu tarzı bir e, ot var e, Almanya'da. Ondan koydum. Biraz e, kırmızı soğan, biraz maydanoz serptim. Tabii ki içini sebzeleri, yeşillikleri arzu ettiğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Roka falan da kullanabilirsiniz. Karidesleri de üzerine yerleştirdikten sonra marulların sostan gezdirelim biraz üzerine. Daha sonra sıkıca bir dürüm yapalım. Evet, gördüğünüz gibi nefis. Gerçekten en çok gençlerin e, bu lezzete bayılacağını düşünüyorum. Benim kızım çok seviyor. Her zaman istiyor, yapıyorum ben ona çeşit çeşit e, soslarını bazen değiştiriyorum. Elbette karides e, sevmeyenler olabilir, istemeyenler. Tavuk eti kullanabilirsiniz, normal et kullanabilirsiniz. Antrikot veya bonfileyi ince dilimler halinde parmak kalınlığında doğrayıp soteleyip onu da kullanabilirsiniz. Aynı baharatları ekleyebilirsiniz. Artı et yaparsanız veya tavuk eklemenizi tavsiye ederim. Ama mutlaka karidesli dürümü denemenizi öneriyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem hazırlaması çok kolay böyle acıktığınız zaman şart değil elbette ki e, marine sosunda bekletmeniz, dinlendirmeniz. Tabii ki dinlendirince çok daha lezzetli olur ama hemen böyle acıktığınız zaman bile akşam içiniz kıyıldığında kalkıp hazırlayabileceğiniz kolay bir lezzet veya hafta sonları çok mutfakta vakit harcamak istemiyorsanız çocukların seveceği harika bir menü olur. Yanına sosunu da koyalım. İçine sosu çok fazla farkındaysanız koymadım. Çünkü yerken e, akabiliyor. O yüzden yanında böyle e, bandıra bandıra yemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli ve güzel bir durum oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Ayrıca aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak lütfen videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda veya WhatsApp gruplarınızda paylaşın ki sayenizde çok daha fazla kişiye ulaşabileyim bunun için de ayrıca teşekkür ederim şimdiden. Allah'a emanet olun.